tanımlanan alana biraz daha yaklaşmak, bu ortamın bazı yönlerini daha çok kavrayarak anlamak, samimiyetle daha fazlasını anlamak. Umuyorum ki diğer geleneksel sanatlar arasında nakkaşların bir tür güvensizlik duygusuyla sindirilmiş ruh halleri üzerinde de duracağız. Tutukluklarına konuşacağız. Görünen o ki, Pesip, Çin'i Hak Ebru ve diğerleri, bugün bunlar ortak bir temelden hareket ediyorlar. Aralarında soğukluk var. Her biri kendisini ayrı, hatta ayrıcalıklı tanımlıyor gibi. Zaman belki bunları hizaya sokacaktır. İşte bunların konuşulması en çok bizim gündemimizde olacak. Çünkü bunlar kitaplarda yok. Her tarihsel dönem ve bölge için geçerli, ortak ve standart bir sanatlar şeması yoktur. Mikrofonuna yaklaştırır mısınız lütfen hocam? Mikrofonu mu yaklaştırır mısınız? Size yaklaştırmadım. Zor duyuyorum. Çünkü bu ortamlarda geçerli olan sürekli bir kültür yoktur. Biliyoruz ki kültürü canlandıran ve zenginleştiren denklemin içinde toprak, hava, su, malzeme yanında kültürü yaratan insan topluluğunun genetik potansiyeli de var. Şu anda sayısını bilemeyeceğimiz başka bilinmeyenler de var. Kültürü ve sanatı değişime zorlayan etkenlerin çeşitlilik göstermesi oyunun kuralı gibi bir şey. Bugün de sanatların her biri kendi yolunu tutmaktadır. Birinde evrim çabuk, ötekinde yavaş oluyor. Kimi zaman başlamış bir geleneğin duruverdiğini ve daha sonra da bunu tekrar coşkuyla ele alındığı görülür. Ya da yollar çatallaşır ve atak yapan bir akımın yanı sıra tutuk kalan bir akım varlığını öylece sürdürebilir. Belki de gerilerde kalan üslup karşıtlıkların etkisiyle sessizce daha güçlü bir içerik biriktirme yoluna gitmiştir. Çeşitli sanatlar arasında tam bir paralellik yok. Ama düğüm noktalarına gelindiğinde çatışmalar bazen sanat dışı, etik dışı rekabet telaşına yol açabiliyor. Onlar sanatların eşitsizliği problemini kavrayamadıklarından olup biteni sadece kişisel rekabet olarak algılarlar. Hattatların yaptıkları iş hüsnü hattır. Batı'da bu kaligrafi olarak tanımlanır. Ama bir kısım hattatları eleştirmek şöyle dursun: korkudan üzerine bile bakamadığımız oluyor. Bu gibiler kendilerini vahiy kâhitleri gibi görüyorlar. Kadınları bu alandan uzak tutmaya çalışıyorlar. Böylece cinsiyetleri daha baştan ayırmak istiyorlar. Bu gibiler sanatçı mıdırlar yoksa başka bir şey midirler? Arap alfabesi Arami, Fenike ve Nabat yazılarından gelişmiş. Sonra da bu yazı İslam'ın hizmetine girmiştir. Hepsi bu.
sanatta cinsiyet ayrımcılığı ve benzeri konularda sorgulanamazlık hangi akla hitap eder? Bunu da soramayız. Çünkü onlar akla itimat etmenin tehlikelerini öne sürerek tartışmayı kestirip atmak isterler. Bugünlerde hendeseciler bir cephe kurmak üzeredirler. Fazlasıyla pozitivist görünen bilgisayar desteğini alan tasarımcılar belki de tedirginlik içerisinde mistik bir alana sığınıyorlar. Bu yolla figürden uzak durabildiklerini düşünürken hayatın kendisinden de kaçıyorlar. Çünkü on kolun yıldızların içinde zamanın akışını kaydedemiyorlar. Geometri çözümleyicisi hatta kompozisyon yaratıcısı sanatı unutmuş gibidir. İfade ve karakter taşımayan en karmaşık kompozisyonlar yerli yersiz düşüncesizce hayatımızın her kesimine girmek üzere. Sanatta sadece geometriye tapınırcasına tutunmak, tutkun olmak bizi kaba materyalizme götürür. Orada hayat yoktur. Sanatlar konusunu iyice karıştırıp Arap saçına çevirenler, gülünç duruma düşmektense sorgulamayı kesip eleştiri belasından da kurtulmuş olurlar. Böyle bir ortamda hedef saptırılmış olduğunda sanatçı geçinen o ulvi mahluklar ilkesiz, aynı zamanda dokunulmaz olmanın avantajını pervasızca kullanırlar. Bu böyle sürer gider. Şimdi sorulması gereken asıl soru şudur. Hangi tesisçi yahut minyatür sanatçısı bu tür gerekçelerle tartışmayı kesip atar? Hiçbiri. Minyatürcü ve tesisçilerde bu yok. Hatalar zincirinin uzayıp gitmesiyle çözümsüz bir sona doğru gitmektense sebep ve sonuçları tohum ve meyve benzetmesi için de bunları karşılıklı sorgulayabilen bir çerçevede ele almak doğru olur. İşte İslam düşünürlerinin tekellüm veya cedel dedikleri de budur. Biçimlerin, sembollerin ortaya çıkışları ancak temel altyapılar olan öncelikli ihtiyaçların karşılanmasından sonra fiziki materyal üzerinde somutlaştı. Bir başka deyişle önce resimler, semboller ve majik davranışlar ortaya çıkıp daha sonra alet, silah üretilmedi. Aynı şekilde sığınacak ve barınacak korunaklı mekanlar bulunduktan sonra, kim bilir ne kadar sonra, yaşanan hacimlerin bir köşesinde majik göstergeler verir. Çok sonraları peyderpey büyük dillerin getirdikleri bunlara eklendi. Yazı ve resim beraberliği de bu gelişmeye bağlandı. Minyatür nasıl bir şeydir? Uzun yıllar Güzel Sanatlar Fakültesi duvarındaki el sanatları tabelasını kaldırtamamıştık. İp ince bir duyarlılıkla işlenmiş eserler için el ayak benzetmesi yapılmamalıydı. Türkçe'ye tercüme yoluyla giren Handicraft
hantverk kabusu uzun süre sanatçının toplumsal konumunda çarpık bir yere oturtmaktaydı el sanatları. Orta Çağ genelinde ne doğuda ne de batıda sanatçı sıfatıyla tanımlanmış bir tek kişi yoktur. Meister, maestro, usta, üstad gibi bir de en luminer sıfatı vardır. Sanat eserinin yaratıldığı gün ile onu incelemekte olduğumuz şu an arasındaki mesafe farkı yorum ve yaklaşım tarzımızı kökten değiştiren en önemli etkenlerden biridir. Öyle ki biz araştırmacılar yazma içinde yer alan resimlemeleri kendi çağımız için geçerli olan düşünce kalıpları içinde algılamaktan öteye gidemiyoruz. Yahut fazlaca anlamlı olmayan bazı ayrıntılara saplanıp kalıyoruz. Minyatürün içinde insan figürünü de barındırıyor olması dolayısıyla çağdaş Türk resmini minyatüre bağlayanlar bile var. Minyatür, bilinen anlamdaki pentür resim olmadığı gibi böyle bir sahneyi çizip renklendiren ustaya ressam ve hatta musavvir denmemiştir. Bu işi yapana nakkaş dendiğine göre bu alan nakış kategorisinde değerlendiriliyor idi. Çerçeve içindeki figürler gerçekten de hacimli, etten kemikten yapılmış biyolojik insanlar değildir. Onlar gölgesizdirler. Türk edebiyatı düz yazıda 90'lı yıllara kadar minyatüre pek yaklaşmadı. Benim adım Kırmızı Fidan 90'lardan sonra çıktı. Bir ölçüde mimariyi sevdi. Tam Pınar, Yahya Kemal. Genel olarak Osmanlı minyatürüyle fazlaca ilgilenmemiş olan Nazım Hikmet bir şiirinde figürleri şöyle tanımlıyor. Hüner namet ve sen nakşettin insanları, yüzlerine gölge düşürmeden, insanların yedi renktir kafanları ve gözleri mükahhal, başları büyük. Her ne kadar önde arkada dursalar dahi hep aynı kâmettedir insanlar. 1940. Bu tanımlama tarihten gelen notlar ve gözlemlere dayanmaktadır. Bugün harfi harfine bunlara uygun olarak çalışmak mümkün değildir, gerekli de değildir. El yazmaları düzede. Biz ise kalabalıkların içindeyiz. Sokaklardayız. Nusret Çolgan'ın panoları da metronun duvarları. Gerçek bu. İnanç sistemlerinin mimariye veya objelere katkısı fiziki çevreyi renklendiren insanlar için anlamlı olan göstergelerdir. Ancak bu göstergelerin çeşitliliği inançların da çeşitliliğini anlatıyor. Bir yerde görülen bir başka yerde ya da başka dönemlerde görülmez. Değişmekte olan motif ya da figürlerin karşısındaki insanın onlara bakışı ve onlara dünya tasarımı içinde verdiği
yerdir. O halde tarihin derinliklerindeki sorun şekiller değil, insandır. Minyatürdeki figürün nasıl durduğunu az çok hepimiz biliriz. Her araştırmacının çokça tekrarladığı ay yüzlü badem gözlü figürleri, atları, kılıçları, bayrakları ve Lembi'nin rakkaselerini yakından tanımaktayız. Bu bakımdan topografya ve kent dokusu bizim için daha başka, daha anlamlı ifade biçimleri ve çağrışımlar yaptırdığından bu anlamda bir karşılaştırma yapabilme fırsatını arıyoruz. Böyle bir yüzleştirme için 16. yüzyıl İstanbul'una ait iki sahneyi buluşturmak istiyoruz. Birkaç yıl arayla iki ayrı dünyanın tasvir ustaları nasıl yan yana gelebilecektir? Hollandalı ressam Pieter van Alst'in payitahtta bulunduğu 1533 yılında çizdiği resimler duvar halısı üretiminde kullanılmak üzere ahşaptan granit tekniğiyle basılmıştı. Sultan Süleyman'ın at meydanından geçişini İstanbul'un fethinden 100 yıl kadar sonra sultanın 30 yaşını tamamladığı günlerde sahnelemekte. Eski dünyayı yöneten en büyük adamın bir cuma selamlığından çıkışını anlatıyor. Devlet ricali farklı rütbe ve görevleri olan atlılar, yayalar ve uzak çevrede halktan bazı kişiler. Bilinen anıtlarla uzak plandaki mimari açıklanması güç bazı sorunlarla gündeme geliyor. Sultanahmet'in at meydanının hipodromun en güneyindeki bugün Marmara Üniversitesi rektörlüğünün bulunduğu binaya yakın Spelbaum denilen pilav şeklinde dizilmiş sütunlar burada görülüyor. Bu sütunlar bu resmin yapılmasından birkaç yıl sonra alınacak ve Süleymaniye inşaatında kullanılacak. İşte Süleymaniye'nin revaklarındaki sütunların bir kısmı bunlardır. İkili taşlar, vurmalı sütun. Vurmalı sütun ve çok uzakta İbrahim Paşa'nın pargalı. Makbul veya maktul nasıl isterseniz. Pudin'den ganimet olarak getirdiği heykellerin üzerinde bulunduğu sütunlar. Bunlar da daha sonra İbrahim Paşa'nın halinden sonra ortadan kaldırılacaktır. Firuza Camii olması gerekiyor. 1490 tarihli bir yapıdır. Resimde yer alması normaldir. Yapı burada giriş cephesinden gösteriliyor. Bulunduğumuz noktadan giriş cephesi görünemez. Ama hani Alst avantajlı bir konuma getirmek için yapıyı çevirmiş. Bir hayal zenginliği içinde yoğun eklektik unsurları sergiliyor. Ayrıntılar belge değerindedir. Çok şey var bunlar. Matrakçı Nasuh ölümü 1564
Nerede yattığını bile bilmiyor. Evliler söyledim de nerede yattığını bilmiyoruz. Şeker Ahmet Paşa'nın önünde kayıp. Leylini de kayıp. Ve tutak sözü şeyler bunlar. Matrakçı Nasuh şehirleri ayrı ayrı tasvir eden Benazim minyatürleriyle tanınmış bir matkaş. Burada sur içi, sur içi, Galata, Salacak, Üsküdar bir kare içerisinde gösteriliyor. Sanki kağıthane üzerinde yükselmiş bir balondan veya bir drone kamerasıyla o noktadan çekilmiş bir fotoğraf. Kuş bakışı, renkli, mesafeleri ve uzaklığı fark ettirmeyen bir perspektif. Mimari eserler en avantajlı cephederiyle bulunmuş. Her şey var. Her iki sanatçıdan alacağımız kesitler yakın bir bakışla karşılaştırmayı daha detaylı temellendirecektir. Her iki genel görüntüden kesit alıyorum. Karşılaştırma tasvircilerin ayrıntıdaki dikkatlerini, bu dikkatlerinin hangi unsurlar üzerinde yoğunlaştığını gösterecek. Van Aalst şehrin dokusunu perspektife daha uygun çizilmiş binalar yanında insan figürlerini atlarıyla birlikte iyice yaklaştırıp bir tiyatro sahnesindeki gibi göz hizasında iyice öne çıkarıyor. Bütün bu unsurlar birbirinin önünde veya arkasında yer alabildikleri için birbirini kesiyorlar ve görsel gerçekçilik ikna edilir. Nasuh'un topane kesimi büyütüldüğünde binalar ışıksız ve gölgesiz olarak yerli yerinde görülüyor. Işık ve gölgeyle gerçekçi gösterilmeye çalışılmamış. Şöyle yapayım bunu. Işık ve gölgeyle gerçekçi gösterilmeye çalışılmamış. Ama her şey 1537 yılının harita gerçeğine uygun. Neler söyleyebiliriz? Galata surlarının kuzeydoğu kesimi olduğu gibi ayakta. Hatta iki katmanlı, iki kademe halindeki surları kuzeyden güneye doğru inerken görüyorsunuz. Burçlar, örtüleri, flaş şeklindeki örtüler, birbirine nasıl geldiği, her şey görülüyor. Bu surlar 19. yılda temelden yıkıldı. Üstelik yıkılması için bir de nizamname çıkarıldı. Dümdüz oldu. Şehir geçmeyemiyormuş. Tophane binası. Bir tuhaf değil mi? Evet, çünkü bu Fatih döneminde yapılmış olan tophane binası. Üstteki aydınlatma başarılarıyla, sağdaki giriş kapısıyla, bugünkü değil. Binanın üzerinde bir kitabet kuşağından söz etmek acaba mümkün mü? Dümdüz, hiç kesilmeyen bir şey var orada. Ne olabilir bu? Yani mikronluk bir şey, fırçayla yapılmış. Ben onun bir kitabet kuşağı olabileceği kanaatindeyim. Bunu epigraftan alırsın. Dünyayı aynı gözle seyreden
iki tasvirciden Nasuh'un peyzajı içinde yer aldığı yazmadaki bilgileri bir görüntüyle açıklayan illüstrasyondur. Her iki resimleme tarzının bambaşka oluşlarını kullanılan materyal yahut teknikte arayamayız. Tabii onlar da farklıdır ama algı farklı. Birkaç yıl, hemen birkaç yıl arayla çizilenler resimleme algılayışlarını farklı işlev ve amaçlara hizmet etmesiyle ilgili. Niyet farklı. Bir başka deyişle her iki tasvirci arasındaki farklılık üslup arayışları ve kişilik farklılıklarının çok ötesinde. İtalyan hümanistleri ile Osmanlı müverrekleri arasındaki farklılığa benziyor. Yani bu diyelim ki Vasari ve Tevarihi Ali Osman'ın farkına benziyor bu fark. Hayatın akışından çıkardığımız genel kuralı hatırlayalım. Her tasvir tarzı bir inanç sistemi veya bir ruhsal modelin anlatımıdır. Bunu kanıtlayan sayısız örnekler bize şunu gösteriyor ki aynı görüntü farklı kültür çevrelerinde değişik anlamlar yüklendiği gibi bazen şekil büsbütün ortadan kalkabiliyor. O halde insanın seçici davrandığı açıktır. Ne var ki sanat tarihinin bu bağlamdaki bulguları suyun kaynama derecesi kadar sabit, kesin ve genel değil. Bu yüzdendir ki bu sorulara cevap arayan bir alt disiplin doğmuştur. İkonografinin konusu figüratif şekillerin anlam boyutudur. Geleneksel sanatların dökümünü gözden geçirdiğimizde özellikle minyatür için tezyinat tanımlamasının hiçbir anlamı olmayacağı açıktır. Bu tasvir sanatının özünde belirgin bir hikaye vardır. Hikayesi olan bir resimleme artık salt bir resim değildir. Hikayesi varsa nesnenin, objenin, o artık nesne ve obje değildir. Başka bir anlam boyutu yükleniyor demektir. Bu durumun farkına varan her araştırmacı ikonografi alanıyla bu adla bilinen kapsamlı disipline başvurmak zorundadır. Bu bağlamda bu alanın anahtar kelimeleri olan tasvir ve surat kavramlarının da açıklanması gerekiyor. Edebiyatta fiziki çevre, sararmış yapraklar, insan karakterleri ve kahramanları tasvir eden anlatımların minyatürde tam karşılığı bulunmuyor. Burada plastik sanat unsurlarının tek sayfada ve bir defada ortaya çıkmış olması edebiyatın dil, kelime, cinas yahut metaforlarına göre çok farklı bir boyut getiriyor. Resim bir defada ortaya çıkmıştı. Uzun bir anlatım. Uzun süre nakkaş müsavvir olarak tanımlanmamışken nakkaşa çok uzun süre müsavvir denmemiştir. Geç dönemlerde ortaya çıkan padişah portreleri için
tasvir-i humayun yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Suret, Arapça, zihinde tahassül eden keyfiyettir. Daha özel olarak insanın yüzü anlamındaki çehre, alınla çene arasındaki kısım, çihre veya çehre, surettir. Tasvir ya da suret, her ne dersek diyelim, bunların önünü kesen en büyük etken büyük dinler olmuştur. On emirde canlı figürlerini yasaklayan direktif, ilahların tasvirlerini kastetse de sonuç olarak bu uyarı Yahudi inancında her türden figürün kökten yasaklanmış olması şeklinde anlaşıldığından sinagogların içi kiliselere hiç benzemez. Kiliselerdeki kabartmalar, heykeller, resimler, ikonları sinagoglarda, havralarda aramayalım. O açıdan sinagog tam takır kuru bakıyordur. Hristiyanlıkta tasvirin yorumu İncil'den kaynaklanmaz. Orada ifade yok. İkon kırıcılığı, tahribat ve yıkım ruhban sınıfı ile imparatorların diyaloğunda şekillenmiştir. İslam'ın temel kitabında figür yapmayın ama çiçek, böcek ve humiler yapabilirsiniz şeklinde herhangi bir uyarı yoktur. İslam kültür çevrelerinde figürü şahide aldığınız olan şey tefsirleri tartışmalı da olsa hadislerdir. Bunlarda ne söylendiğinden çok ne anlaşıldığı önemli olmuştur. Bu bakımda hendese sanatı, hat yahut resim figürden kaçanların sığındıkları yerler oldu. Anadolu Türk sanatının bir özeti de şudur. Giderek figürden arındırılan, böylece boşalan alanların diğer unsurlar tarafından işgali. Birleşik katlar gibi figürü çektiği zaman diğer temalar oraya hücum ediyor. Biraz daha açalım. İnançlıların itaatlerini kolaylaştıracak bir düzen kurulacaksa kafa karıştıran, eskiyi hatırlatan, hatta ikilik ve fitne çıkaran şekiller curcunası öncelikle kamuya açık mimari yüzeylerde ortadan kaldırılmalıydı. Bunlar temizlenmedikçe yönetenlerle yönetenler arasında düşey bağlantı güvence altına alınamazdı. Figürler büyük tepkilere yol açmadan usul usul gece ve gündüz 500 yıl boyunca insan eliyle aşındırıldı. Minyatürlü yazmalarda bile silinti ve kazıntıları görüyoruz. Böyle yapmış. Yüzük aramış. Bunu çocuk mu yaptı? Çocuk yazma mı okuyordu? Çocuk adamlar ya. Veya kadınlar. Ama işin tadını Vehhabiler çıkar.